Herkese selam dostlar. Bugün pazar günü ve de seçimler bitti. Seçim sonuçları belli oldu. Şimdi herkes hep birazdan bir sürü soru sormaya başladı vize türleri hakkında. Vize türleri ne daha çok video yapar mısın? Vize türlerini açıklar mısın? Seçimde de çoğu kişinin sanırım istediği sonuç çıkmadı. Böyle bir şey olunca da daha çok vize videolarını yapabiliriz bu süreçten sonra. İngiltere sponsorlu vize türü, İngiltere gerek turist vizesi gerek innovation vize türü, yani birçok vize türlerini yine bu kanalda daha da fazla açıklamaya devam edeceğim. Daha çok içerik üreteceğiz ve sizlerin istediği içerikler neler? Onları yorumlara da yazarsanız çok güzel olur. Yorumlarda da bunları görürüm. Ona göre araştırırız, derleriz ve video yaparız. Sponsorlu vize türü en çok revaçta olan bir vize türü şu aralar. Sonuçta bir sponsor buluyorsunuz, İngilizcenizi kanıtlıyorsunuz, belli de bir maaş aralığı oluyor. Ona göre de vize başvurusunu yapıyorsunuz. Tabii ki de sponsorlu firmalar var, CV hazırlama süreçleri var. Onun dışında ya başvuru süreçleri derken kolay bir süreç olmuyor tabii bunlar. Bunların hepsini açıklayıcı videolar serisi yapacağız. CV nasıl hazırlanır, sponsorlu firmalar nasıl bulunur, iş ilanları nereden bulunur, sponsorlu firmalar için British CV nasıl hazırlanır tarzında da içeriklerimiz var. Yani bizzat içeriklerim var. Bunları da sizlerle paylaşacağım özel bir platformdan. Burada da derleyeceğim, edeceğim. O yüzdendir ki soranlar varsa da böyle içerikler bundan sonra gelecek. Moral bozmaya veyahut da moral düşürmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bu saatten sonra da böyle devam ediyor. İngiltere'de de şu an durumlar normal. Yurt dışı hayali olanlar için, İngiltere'de olanlar için de havalar bu ara çok iyi. Londra'da özellikle sıcak. Dışarı çıkılabilirse bir hava var. Akşamları da esiyor gerçekten. Sponsorlu vize türünü böyle bir ufakça açıklamaya çalıştık. Tekrar özet geçeyim sponsorlu vize türünü. Sponsorlu vize türü, birincisi sponsorlu bir firmadan iş teklifi alacaksınız. İkincisi 25.600 sterlin minimum ücret olacak yıllık ücret iş teklifinde. Onun dışında bazı özel durumlarda, örneğin matematik, bilim, mühendislik alanındaysanız eğer bu ücret düşüyor. Eğer aranan mesleklerdeyseniz de bu ücret düşüyor. Aranan meslekler listesi vesaire var. Onları da açıklamalarda link olarak paylaşırım ben. Gerek sponsorlu vize türü nedir yine link olarak paylaşırım. Özellikle B1 İngilizce seviyesi çok önemli. IELTS yapın dostlar. İngilizceye hazırlanın. B1 İngilizce yapın. Bu çok çok önemli. Birçok kişi İngilizce bilmiyor. İngilizce nasıl öğrenirim vesaire diyorlar. İnanın bana, kursa gitmeden öğrenebilirsiniz. Artık birçok platform var. Elinizin altında internet var, YouTube var. YouTube dışında da platformlar var. Yine çok ucuza platformlara üye olup İngilizce öğrenebileceğiniz kurslar var online. Buraları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. En başta işte internetten çok rahat öğrenirsiniz ama disiplini sağlamanız gerekiyor. O IELTS'e girip B1 yaptıktan sonra güzel bir CV hazırlayıp iş başvuruları, sponsorlu firmaları bulmak kalıyor. Onları da işte bu süreçlerde birçok video yaparak sizlere aktaracağım. Sizlerle paylaşacağım. İngiltere'deki durumları da aktaracağım. Artık bu saatten sonra güzel bir yaz mevsimi olması dileğiyle. Burada da umarım havalar daha da ısınır, daha da sıcak olur. Yakın zamanda Londra'ya gelecek olanlara da duyurulur. Havalar iyi, bir problem yok, bir sorun yok. Onun dışında hesabınızda da tabii bir para bulunsun turist vizesiyle gelecek olanlar için de. Harcama yapıyorsunuz, ulaşım kullanıyorsunuz, ulaşımlar var. Şimdi Overground burası, tren. Bir Oyster kart var, onu alıyorsunuz. Bankamatik kartı da geçiyor dokunmatik ama buradaki dokunmatik banka kartınız olsa daha iyi olur. Oyster kartı alıyorsunuz, dolumları yine istasyonlarda yapıyorsunuz. Minimum 2.5 ile 3.30-3.20 arasında basıyor. Bölgeye göre değişiyor. Underground, Overground, otobüs. Otobüs 1.75 basıyor. Bu bilgileri de verelim. Bu ek bilgileri de sürekli vermeye çalışacağız Londra'dan. Güzel bir akşam olsun diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Belki röportajlar denk gelir. Kendinize çok iyi bakın.